Maçadan merhaba sevgili silah seyirleri avcı dostlar. Şimdi Maçadan avcı bahsindeyiz. Yeni gelen bir tüfeğimiz var. Yine bunu hemen sizler için hızlıca incelemeye çalışacağım. Tüfeğimiz UTAŞ Defense'nin XTR-12 modeli. Bununla belgeleri. 16 bir şarjörünü ayrıyetten koymuşlar. Kullanma kitapçığı. Yine üzerine takmak için GES sistemi, arpacık sistemi de koymuşlar. Şimdi bunu takmayacağım. Bunları atışta taktığımda zaten ayrıyetten çekeceğim. V gez ve yuvarlak gez olmak üzere 2 adet gezi yapılmış. Yine ucunda 1 adet alev gizleyeni, içinde sökme takma aparatları çıkıyor kutusunun içerisinden ve 5-6-1 şarjörü var. Tüfeğimiz şu şekilde. UTAŞ firması daha çok şarjörlü ve bullpup tarzı dünyada da bir ilklerden olabilen UTAŞ UTS-15'i yapmıştı biliyorsunuz. Şimdi de namlu üzerinden değil, bunda hiçbir şey yok. Yine gazlı bir sisteme sahip ama nasıl söyleyeyim, gaz piston kolu üstte çok küçük bir hareketle bir mil yardımıyla şuradaki mekanizmaya vurmak suretiyle çalışıyor. Bu tüfeğimizi takarken hemen bir takalım önce. Tüfeğimiz bu. Şu pimi çekiyoruz dışarıya doğru. Şurada pim var. Şu pimi de dışarıya doğru çekiyoruz şu şekilde. Önce şu alt kısmını oturtup yerine şu pimimizi yerine takıyoruz. Şu pimi taktıktan sonra şu yerine gelmez. Burada da şunu bastırıp arkasını içine oturtturduktan sonra şöyle üstte şu pimimizi de yerine takıyoruz. Pimimizi taktıktan sonra tüfeğimiz zaten çalışmaya hazır duruma geliyor. Şu şekilde, evet. Bu tüfeğimizin de genel görüntüsü şu. Tüfeğimiz zaten boş olduğunu biraz önce biz gördük. Evet, tüfeğimiz şu. Alev gizleyeni takmamız gerekirse hemen hızlıca. Tüfeğimizin genel görüntüsü şu şekilde. Tüfeğimiz UTAŞ XTR-12 3 inç fişek yatağına sahip 12 kalibrelik bir tüfek. Tüfeğimizin alev gizlenini daha sağlam olması için biraz uzun yapmışlar vidalama kısmını. Bu da evet. Şu şekilde. Tüfeğimizin diğer şarjörlerden farkı namlu üzerinde herhangi bir piston veya kol takımı yok. Sadece oraya monte edilmiş bir deliklerin üzerinde hareket eden bir tane kalem şeklinde bir mille tüfeğimizin mekanizmasını geriye doğru itmek suretiyle çalışıyor. Bu tüfeğimizin diğerine yine bir farkı da yayı, dipçik yayı namlunun içerisinde. Şimdi tüfeğimizin hemen özelliklerini bir ölçerek anlatalım. Tam 45,5 santimlik bir pikatini 20 milimetre 45 santime 20 milimetre pikatini raya sahip. Yine üzerinde modifiye edilmiş bir gövde ve el kundak takımı var. Gövdesi, el kundağı komplesi 7076T6 sertleştirilmiş alüminyum arkadaşlar. Tüfeğimizin diğer farklarını da şimdi size söyleyeceğim. Çalışma sistemi diğerlerinden tamamen farklı. Çalışırken biraz yakın olayım şurayı. Şurada bir mandal var. Bir devam mandalı. M16 Amerikan'a M16 tüfeklerindeki gibi. Şu mandala basıp yere doğru çekip bıraktığımız zaman fişeyi ağzına alır. Yani şarjör takılırken de şu şekilde kalır. Onu da göstereyim tekrar. Evet. Mekanizmamız geride kaldığı zaman şöyle şuradaki düğmeye bastığımızda mekanizmamızı düşürür. Yine dıştan tırtıklı siyah bir mekanizması var. O da yine 4140 delme çelik bir namluya sahip. Namlusu 76 milimetrelik, yani 3 inçlik bir namluya sahip. 5 şuradan, şarjörü şuradan da çıkarabiliyoruz. Diğer atıcılarımız için de şurada da bir parça var, şuradan da çıkarabiliriz. Şu kısmında çift taraflı emniyet mandalı var. Kırmızıdayken atışa hazır, beyazdayken de atışa kapalı demek.
Yine sağdan ve soldan iki adet asık haşı takmak için yer yapılmış. Yine taktik asık haşı takılmak için sağdan soldan iki adet yer yapılmış. Şu öndeki kısma bastığınız zaman kapanır. Öndeki kısma bastığınız zaman da geriye doğru gelir. Ama öndeki kısımdayken arkaya da basabiliriz. Fark etmez. Şu şekilde çektiğimiz zaman gelir. İki adet de 0, 1 ve toplam 3 adet olmak üzere de atış yapmak için dipçik boyuna sahip. Şimdi ben dipçik boyuyla bir ölçüsünü yer verelim size. Yine namlusu 51 santimlik bir namluya sahip. 50.8, 51 santim. Toplam boyu dipçik son ayak açıkken 107.5, 107.7 gibi. İkinci ayardayken 105, dipçik tam sıfırdayken tam 100 santim. Alev gizleyensiz 98 santim gelir. Dediğimiz gibi ağırlığı 3 kilo 800 gram diye geçiyor. Firma belgelerinde UTAŞ Defense Antalya'da faaliyet gösteren bir firmamız. Şimdi biz bir de kendimiz tartacağız tabii ki. Kilo 747 gram yani şarjörle şarjörsüz 3600 fabrika verisi doğru. Şunu aldık şimdi. Bir de bunun farkı şurada bir magnet koymuşlar. Bu ateş ettiğimiz zaman boş kovanın yüzümüze elimize çarpmasını engellemek için burada bir emniyet mandalı gibi bir sistem koymuşlar. Daha doğrusu burada daha öncesinden de bir kapak varmış ama şu anda bunda kapak çıkmadı. Yine şurada sağlı sollu hem önde hem arkada altta hariç burada altta da var. Evet, 2 santimlik yine 20 milimetrelik, 6 santimlik yine 20 milimetrelik, 20 milimetrelik 1, 2, 3 tane önde, 2 tane arkada red dot, el feneri veya işte mandallı bir cihaz takarak hedefe nişan almamızı, hedef noktalayıcı lazer takabilmek için yerleri yapılmış. Namlunun iç kısmını komple boşaltmışlar el kundağını hafifletmek için. Bu da güzel bir görüntüye sahip olmuş. Dediğim gibi diğer tüfeklerden farkı, dipçik içerisinden icra yaylı bir model. Aynı gazlı sistem değil de kinetik sistem gibi. Yine mekanizması da kinetik sistemin mekanizmasını andırıyor. Arkadaki basınçla namluya kilitlenen özelliğine sahip. Şu şekilde kilitliyor. Tüfeğimizin özellikleri bunlar. Bahsetmediğimiz bir özelliği var mı? Yok. Evet. Bu tüfeğimizle ilgili yorum yaparak bize ulaşabilirsiniz. Şimdi tüfeğimizin biz ilk fırsatta gideceğiz. Güvenli bir alanda atış testlerini sizler için yapacağız. Saçma dağılımını ve tek kurşunda atış etkilerini size seriyle çalışıp çalışmadığını da göstereceğiz. Tam şarjörle atış edip yine çalışıp çalışmadığını sizler için göstereceğiz. Bize yorum yaparak ulaşabilirsiniz. Amasya'dan Naçanlar Avbayi'nden saygılar, sevgiler. Burada bir şey söylemeyi unuttum. Gövdesi bronz kaplı, bronz serekotla kaplanmış bir yapıya sahip.